Arkadaşlar merhaba. Size basket diye adlandırılan kart ve anahtarlıkları tanıtacağım bugün. Nasıl kopyalanır, nasıl kopyalanmaz, hangisi neye kopyalanır şeklinde bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi kopyalama yapabilmemiz için öncelikle elimizde bir kopyalama aletinin olması gerekiyor. Bu piyasada bulunan en ucuzlarından biri. Ama burada dikkat etmemiz gereken kopyalayacağımız kart ile kopyalamak istediğimiz kartın aynı frekansta olması ve makinenin de o frekansı tanıması gerekiyor. RFID kart ve kart kopyalama cihazıdır. Şimdi kopyalama yapabilmemiz için öncelikle elimizde kopyalamaya uygun olan, yani yazabileceğimiz bir RFID kart veya anahtarlığının olması gerekiyor. Bunu da nasıl anlarız? Şimdi kopyalanabildiğini anlamamız için üzerinde numara yazmaması gerekir. Yani bu üzerinde numara yazan anahtarlık ve kartlar kesinlikle yazılamaz. Kopyalanabilir ama yazılamaz. Üzerinde görüyorsunuz numarayı. Aynı şekilde kart üzerinde de görüyorsunuz. Yani bunları kopyalayabiliriz ama yazamayız. Kopyalama yapabilmeniz için üzerinde bu şekilde herhangi bir numara olmaması gerekiyor. Mesela buradakilerin hepsinde bir numara var. Hepsine kendine özel bir üzerinde ID numarası var. Kopyalamayı nasıl yapıyoruz? Kopyalama yapmamız için öncelikle kopyalayacağımız kart veya anahtarlığı elimize alıyoruz. Bu şekilde kopyalama cihazını açıyoruz. Bir uyarı sesi geliyor ve kırmızı ışık yanıyor. Kartı veya anahtarlığı bu şekilde tutuyoruz. Read diyoruz. Bir bip sesi ve burada pass diyor. Yazmak istediğimiz yazılabilen anahtarlığımızı alıyoruz. Bunun modeli T5577, içinde ise EM4305 entegre var. Tutuyoruz ve yaza basıyoruz. Bip sesinden sonra kartımızı yazmış oluyoruz ya da anahtarlığımızı. Bunu yazdık. Örneğin bunu kopyalamak istiyoruz. Kopyaladık. Buna yazmak istiyoruz. Ve yazdık ikinci. Bunları istediğimiz kadar silip yazabiliyoruz. Orada sorun yok. Mesela nasıl yazılmadığını göstereceğim ben şimdi. Örneğin bunu aldık. Okuttuk. Bu yazılamıyor normalde. Deniyoruz. Yaz diyoruz. Ve ışık sönüyor, yazmıyor. Tekrar deniyoruz. Oku diyoruz. Yaz diyoruz. Yani buna normalde yazamazsınız. Yaz diyoruz. Herhangi bir bip sesi yok. Ve yazmıyor. Tekrar gösteriyorum. Bu sefer çalışanı da gösteriyorum. Oku diyoruz. Yaz diyoruz. Bu şekilde kartlarımızı kopyalayabiliyoruz. Makineyi kapattığımız anda kopyaladığımız ID gidiyor. Geri açtığımızda boş olarak başlıyor. Tekrar deniyoruz. Kopyalıyoruz. Mesela bu yazılabilen bir kart değil, deniyorum ve yazmıyor. Yani bu kopyalamayı yapabilmemiz için elimizde kopyalayabileceğimiz kart ya da yazabileceğimiz kart ya da anahtarlığın olması gerekiyor. Üzerinde herhangi bir seri olmaması gerekiyor. Yani örneğin bu numaranın bu kartta olmaması gerekiyor. Kartın boş olması gerekiyor ki buna yazabilelim. Anahtarlıktan karta, karttan anahtarlığa yazılabiliyor. Yeter ki frekansları tutsun. Bu makinenin daha gelişmiş olanı var. Bütün frekansları kopyalayıp yazabiliyor. Teşekkür ediyorum.